izletmek istiyorum arkadaşlar. Başına gelenleri görmenizi istiyorum. Şu anda Bay Özgün e, düzlükte 3. sıradaki e, Kara Safkan 3. sırada siyahlı e, yeşil e, jokey kepli 3. sırada beyaz Kral'ın dışındaki safkan arkadaşlar. 3. sırada şu an düzlükte. Bakın arkadaşlar etkili ataklarla geliyor. Ercan Şankaya'nın teşvikleriyle yoğun teşvikleriyle yarışa saldırıyor arkadaşlar. Tam burada işte özellikle şurada tam geldi derken yanındaki ata bir ısırma darbesi yaptı. Isırmaya çalıştı. Tam gücünü bulduğu anda bir daha göstereceğim. Şurada arkadaşlar bakın. Bir daha gösteriyorum. Düzlük üzerinde bakın arkadaşlar. Dışarıdaki 3. sıradaki safkan Ercan Çankaya yoğun teşvikleriyle atını sürüyor. Tam burada özellikle tam burada koptu derken yanındaki atı ısırmaya yeltendi arkadaşlar. Bu hamleyi yapmasaydı belki de ikincilik e, şansını kaybetti. Yani bu hamleyi yapmasaydı net o gelişte ikinci olurdu diyorum ben. E, yapmış olduğu yarışı çok beğendiğim 2 numaralı Bay Özgün benim favorim arkadaşlar. Ercan Çankaya o gün bu ata ilk defa binmişti. Gerçekten çok güzel bir yarış performansı sergiledi bana göre. Ee, bir de Ercan Çankaya bu sofkanın galobunu yaptırmış. Sabahın köründe kalkıp Adana e, kum pistinde bu sofkanı çalıştırmış arkadaşlar. E, ata da güveniyor belli ki kendisini bir kez daha tercihlemiş 2 e, numaralı bay özgünü ben sizlere favori olarak öneriyorum. En ciddi rakibinin bir numaralı Baba Fadıl olmasını bekliyorum. Son yarışını apranti ile start alıp ikincilik elde etmişti. Yarışını beğenmiştim. Bugün fişman çizik e, tercihiyle iyi bir yarış koşmasını beklediğim bir numaralı Baba Fadıl'a ikinci sıradan şans veriyorum. Üçüncü ve son sıradan da 7 numaralı Uğurlu atlayacağım Uğurlu hatta son yarışında 5.lik elde etmişti. O gün üzerinde Ercan Çankaya vardı. E, bu Safkan'ın da yapmış olduğu yarış güzeldi. Bugün İsa Akyavuz da buranın sürprizini gerçekleştirebilir. 7 numaralı da Uğurlu hatta 3. ve son sıradan siz değerli yarış öneriyorum. E, benim bu koştaki sıralamam 2-1-7. Geldik günün 6. koşusuna. 6'lı Ganyan'ın 2. ayağı kısa 8. 3 yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli çim yarışında. Benim çok net bir favorim var arkadaşlar. Bu isimde çok çok uygun bir grup. Bu yakalamış olan iki numaralı Azimli olacaktır. Azimli'nin bu gruptan çok üstün bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ercan Çankaya eğer hata yapmazsa bu yarışı kazanabilir. Şu yarışta elde etmiş olduğu üçüncülük gayet güzeldi. Kısa 7 yarışta Soluşah Şah Oruçhan arkasındaki üçüncülük güzeldi. Daha sonra şartlı bir şartlı 5 yarışta Oruçhan'ın 4 ve arkasında ikincilik elde etmişti. Yani Geride bırakmış olduğu safkanlardan biri Lejyoner, Sadın Kasırgası, Heyfa, Mıdık'a gibi e, Power of Quattro gibi iyi safkanlar geride bıraktı. Son yarışında da özellikle son yarışında daha çok etkilendim bu safkanından. Son silah gibi kaliteli bir safkanın arkasında 1.5 boy gerisine ikincilik elde etti. Atabeyli gibi, Girdab'ın oğlu gibi, Mıdık'a gibi kaliteli safkanları geride bırakma başarısı gösterdi. E, bugün safkanından kulaklık takısı çıkartılmış. E, kapalı gözlük, start öncesi kulaklık var. Yani starta kadar kulaklıkla gidecek safkan. Kulaklık takısını çıkarmışlar. Yani bir kapalı gözlükle start alacak bugün. Eğer bu kulaklık takasını çıkarmaları hatta olumsuz bir etki yapmazsa ya eski yarışlarını yapabilirse iki numaralı Azimli bu grubu rahat geçer. benim favorimdir. Tek olarak öneremiyorum bu takıdan dolayı. Hani olur da bazı takılar şimdi bu at bugüne kadar kaç yarış koşmuş bakın ben size söyleyeyim hemen. Azimli şu ana kadar 2-4-6-8 e, yarış koşmuş. 8 yarışta da aynı takıyla start almış. 9. yarışında kulaklık takısını çıkarmışlar. Bu safkanda olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. E, ben bu nedenlerden dolayı grup uygun olsa da favori yetinmekte e, karar verdim. E, eski takılarıyla Kostoy'da da bu safkanı bank olarak önerirdim. Bunu da altını çiziyorum. Etkilenmezse, yani bu yeni takısından kulaklık takısını e, almışlar bu hattan. Bundan etkilenmezse kazanır diyorum. Ama e, tek atamıyorum arkadaşlar. Favori olarak öneriyorum. En ciddi rakibi de bir numaralı Akınay olacaktır. Bugün koşunun liderliğini almasını beklediğim bir numaralı Akınay'dan bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir arkadaşlar. Son yarışa da güzeldi bu atın. E, güzel bir yarış yaptı. Bahar Bahir isimli safkana geçilmişti. E, bugüne kadar geçilmiş olduğu atların hepsi birbirinden iyiydi. E, bugün eee bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir Mehmet Ak Yavuz'da. Bir numaralı Akna ikinci sıradan öneriyorum. Üçüncü ve son sıradan da çok cazip durumda karşıma çıkan ve iki tane yarış gören bu sene eksiklerini de gideren İdman Pisti programını izlediğim zaman da galabunu bugünkü jockey'i Fatih Rüstem yaptığı 8 numaralı Altın Mahir'den günün bombası gelebilir diyorum arkadaşlar. Bu Altın Mahir bana göre Son yarışında da inanılmaz bir sprint atmış arkadaşlar. Dördüncülük elde etmiş. Yapmış olduğu yarışı da çok beğendim. Hemen açıyorum. Ee, belki de o yarıştan ikincilik de elde edebilirdi. Ee, en kötü evet. Nez Nezengül'ün arkasında üçüncülük elde edebilirdi. Beyaz kaldırıldı. Ee, Bu yapmış olduğu yarışı da çok beğendim. Son koşu başladı değerli izleyenler. Bir dakika, beş, sesini kısalım. Biraz ilerletelim videoyu. Net görelim. Arkadaşlar şimdi bizim e, zikrettiğimiz Safkan şu an 3. sırada gidiyor. Beyaz kapalı gözlüklü Safkan. Dışında da kırmızılı nazengül geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi Fatih Üstün Bebek tam atını sürüyor. Dışından nazengül geliyor. Beyaz e, jockey formalı at. Tam şurada sıkışacak. Yeşil atla nazengülün arasında kalacak. Bakın şimdi Fatih Üstün Bebek atı ele aldı. E, bu hamleden sonra zaten at dördüncülük elde etti. Nazengül de ikinci oldu. Yani bu şu fual yemeseydi. Bakın arkadaşlar şimdi içerideki yeşil atla dışarıdaki kırmızılı at. Beyaz atı ortadaki atı sıkıştırıyor. Fatih Rüstem Bebek de araya giremedi için atını geri çekmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı böyle bir dördüncülük yapıyor. iki Aradan sonra görmüş olduğu ikinci yarışıydı bu Altın Mahir'in. Bu yapmış olduğu yarışı ben çok beğendim. Bugün ee, dediğim gibi Fatih Rüstem Bebek bunu galabını yaptırmış. Sabahın köründe kalkmış bu ata galop yaptırmış. Ee, buranın bombasını 8 numaralı altın mahir gerçekleştirebilir arkadaşlar. ben bu atın kalitesine güveniyorum. İyi bir yarış koşmasını da bekliyorum. 8 numaralı altın mahiri 3. ve son sıradan sizlere öneriyorum. Benim bu koştaki sıralamam 2-1-8. Geldik günün 7. koşusuna Altılı kayanın 3. yaş şartı 4-4 yaşlar atmanın 1400 metre mesafeli kum yarışında benim favorim 10 numaralı Fundo olacaktır arkadaşlar. Fundo'dan iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu safkan 3 yarış önce e, hemen açalım arkadaşlar. 3 yarış önce bu safkan Ankara'da 1500 metre mesafeli kum yarışını kazanarken burada koştuğu çoğu rakibini geride bırakma başarısı göstermişti. Bu e, daha sonra uzun mesafeli bir kum yarışına gitti. Oraya ölçü almıyorum. Son yarışında da altıncılık elde etti. Hükümanın kazandığı yarışta altıncılık elde etti. O yarışında favorisi. O yarışı da fena değildi arkadaşlar. Ben bugün biraz geri planına çıkmış. Ee, Yüksel Çelik başla, pardon Yunus Çelik başla. 10 numaralı Fundo'dan iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. İlk sıradan sizlere öneriyorum. En ciddi rakibi bugün 4 numaralı Taylanım olmasını bekliyorum. Taylanım ayana seri bir Kaysbert yavrusu. Ee, beyaz bayrak ayna yarışı gerçekleştirebilir. Ee, son 5 yarışına baktığımız zaman 2 tane birincilik, 3 tane de ikincilik elde etmiş olduğunu e, görüyoruz. At çok formda bir Kaysbert temsilcisi. Furkan Çetin bu ilk defa binecek. Yapması gereken çok basit. Koşunun liderliğini alıp düzlükte de gelene gidene direnmesi. İnatçı safkan 4 numaralı Taylan'ımı da ikinci sıradan öneriyorum. Üçüncü sıradan 7 numaralı Demir Adam diyeceğim. Son yarışında kıpırdadı. Elde etmiş olduğu ikincilik fena değildi. Bugün üzerine kendisini çok iyi tanıyan Mehmet Nuri Sunkar var. Bu Safgan'dan iyi bir yarış gelebilir. 7 numaralı Demir Adam'ı üçüncü sıradan öneriyorum. Dördüncü ve son sıradan da. 2 numaralı koca Memik diyeceğim. Bu saftan son yarışında Ankara'da start alacaktı. Koşudan çıkartıldı. Ee, bugün burayı hedeflediklerini düşünüyorum ben koca Ön grup beklemesi yapacak. İşte bu taylamın, Taylan'ımın arkasında bekleyecektir arkadaşlar. Düzlük üzerinde de yapacağı etkili ataklarla Muhammed, Muhammed Özdemir ile 2 numaralı koca Memik de bu koşuyu kazanabilir diyorum. Benim bu koşudaki sıralamam 14, 7 ve 2. Geldik günün 8. koşusunu altılı gayanın 4. Ya, kısa vade 7 4 ve yukarı yaş tarafların 1200 metre mesafeli çim yarışında benim çok net bir favorim var arkadaşlar. Bu isimde yarışın hızlı gitmesinden e, olumlu şekilde etki edecek olan 5 numaralı Ali Bey olacaktır arkadaşlar. Bugün yarışın hızlı gitmesi bu safkanın çok lehine geliyor. Kendisini çok iyi tanıyan Hişman Çizik idaresinde düzlükte çok etkili sprintte gelip bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Ali Bey benim favorim. En ciddi rakibi son yarışında kıpırdayan 9 numaralı Deli olan olacaktır. Her ne kadar bugün yarış kendisine göre kısa olsa da yarış tempolarının yükseğe çıkacak olmasından dolayı düzlük üzerinde kendisi sini çok iyi tanıyan Müslüm Çelik idaresine gelip bu rakiplerden avlayabilir arkadaşlar. 9 numaralı deli olan da benim ikinci atım. Üçüncü atım iki numaralı Baba Balıkhan olacaktır. Furkan Çetin'le altı kez bir araya gelip üç kez kazanmışlar. Yani son altı yarışına baktığımız zaman üç birincilik, iki ikincilik, bir dördüncü yapmış. At çok formda. Önde kaçan Özgür Su, Gülüa, e, Süleyman gibi atların hemen arkasında bekleyip düzlük üzerinde yapacağı etkili ataklarla bu koşuyu kazanabilir. 3 numaralı pardon 2 numaralı baba Balıkhan da benim 3. atım. 4. ve son atımda da 4 numaralı Özgür Su olacaktır. Özgür Su'da da bugün bir e, jockey jokey değişikliği var. Mehmet Akyavuz kendisini tercihlemiş. Eğer stat çıkışında Özgür Su e, stili rakiplerinden daha seri çıkıp bu koşunun liderliğini alabilirse, e, rakiplerini uyutup bir beyaz bayrak ayına yarışı gerçekleştirebilir. Ön tarafta da bir atımız olsun diye 4 numaralı Özgür Su'yu kuponuma ilave ediyorum. Benim bu koşudaki sıralamam 5, 9, 2 ve 4. Geldik günün 9. koşusuna 6'lı gayanın 5. yaya. Meydan 3 yaşlı Arap atlarının 1300 metre mesafeli çim yarışıyla 5. noktalayacağız arkadaşlar. Ben burayı biraz kalabalık tuttum. Zor bir koşu. Benim favorim 2 numaralı Asi Taha olacak. Sondan bir önceki yarışını Yunus Çelik başla. ikincilik elde ederken yarış performansını çok beğendim. Yunus Safkan'la içeriden ortaya alabilseydi. Biraz daha dışarı alabilseydi. Belki de önde e, giden rakibini geçebilirdi. Son yarışında ölçü almıyorum. Tekrardan Yunus Çelik başta bir araya gelmiş. İki numaralı Asi Taha benim favorim. En rakibi bir numaralı Asaf Baba olmayacaktır. Asaf Baba'nın da e, hayatının ilk çim yarışı. Yani dördüncü yarışında ilk defa çime çekti. Dördüncülük elde etti. Ercan Çankaya idaresinde Asaf Baba'ya ikinci sıradan şans vermekteyim. 3. sıradan çok cazip durumda karşıma çıkan 9 numaralı Aşk Rüzgarı diyeceğim. Bu Safkan da yarış yaşamının e, ilk üç yarışında üçüncülükler falan elde etmişti yani iyi bir safkan arkadaşlar. Bugün unutulduğunu düşünüyorum. Bir kulaklık takısı almış. 2 3 yarıştır bu takıyla koşuyor. Son yarışlarda fena değil. Yani tabela geziniyor. E bugün Yusuf Çengiz de buranın bombasını 9 numaralı aşk rüzgarı yapabilir. 3. sıradan öneriyorum. 4. sıradan çok cazip 7 numaralı Sayma diyeceğim. Sayma bir takı değişikliği almış arkadaşlar. Dilbao start öncesi kapalı gözlük start starta kadar kulaklık takısı var arkadaşlar. 7 numaralı Saima'dan kendisini bir kez daha tercihleyen Nizamettin Demir ile Buranın bombası gelebilir arkadaşlar. Bu Sofkan takı değişikliği yapmış ve aradan sonra görmüş olduğu ikinci yarışına çıkıyor. Çok etkili bir yarış koşabilir. Nizamettin böyle bombalar yapmayı çok sever. Bu atı da bir kez daha tercih göre atta iş var demektir arkadaşlar. Ee, Orjini de güzel. Sultan Fostun yavrusu olan 7 numaralı Sayma'ya 4. sıradan şans veriyorum. 5. sıradan 6 numaralı Lodos Baba diyeceğim. Hayatının ilk çim yarışını Bursa pistinde dördüncülük elde etti. Ee, bugün Mehmet Salih Çelik Adana pistinde start alacak bu Sofkan'a. Beşinci sıradan şans veriyorum. 6 numara benim 5 atım. E, altıncı atımda 8 numaralı altın ay olacaktır. Ay'a bakan Sünek Pres orijinli e, Fatih Rüstem Bebeğin bineceği bu sofkandan da iyi bir yarış gelebilir. Son altıncılığı e, grup için yeterli arkadaşlar. Fatih Rüstem bebekle 8 numaralı altın aya altıncı sıradan şans veriyorum. 7 ve son sıradan da on iki numaralı Rüzgar Kıran diyeceğim. Hayatının ilk yarışını Ankara'da başlattım. E, üçüncülük elde etmişti. Daha sonraki çıkmış olduğu yarışta tabela dışı kaldı. Bugün Muhammed Özdemir ile uygun sikletiyle 12 numaralı rüzgar kıran ihmal edilmemeli diyor. Burayı 2, 1, 9, 7, 6, 8, 12 şeklinde geçiyorum arkadaşlar. Geldik günün 10. koşusuna Handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre mesafeli çim yarışında benim net bir bankom var arkadaşlar. Bu isimde gerçekten bana göre kazanabileceği, geçebileceği bir grup yakalamış olan 9 numaralı Oğuz isimli safkan olacaktır. Bugün yarışı koşturduğumuz zaman Makave gibi, Yaşam gibi ayağına seri safkanların ön tarafta tempo yapmasını beklediğim bu koşuda düzlük üzerinde starttan her ne kadar e, geç çıkış yapsa da düzlükte çok etkili gelmesini beklediğim 9 numaralı Oğuzhan'ın bu rakiplerini geçeceğini düşünüyor. Günün net bankosu olarak siz değerli yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. 9 numaralı Oğuzhan Adana'da Hişman çizgide arasinde bu koşuyu kazanacaktır arkadaşlar. Benim Adana'da net bankom arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize az hırs, bol şans diliyorum.